أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim. Muhterem müminler, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 105. ayetine kadar gelmiştik. Bu haftaki dersimizde de inşallah bu 105. ayetle alakalı bir şeyler söyledikten sonra surenin tanıyabildiğimiz kadar öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Musa aleyhisselam Firavun'a geldi. Önce kendisinin bir Allah elçisi olduğunu, Allah'a ve kendisine iman etmesini istedi. Firavun'dan evvel emirde bunu istedi ve eğer ey Firavun bunu yapmazsan, bunu kabul etmezsen o zaman ver İsrailoğullarını götüreyim dedi. Ey Firavun, yeter bu adamları köleleştirdiğin, yeter bu adamların kanlarını emip ırzlarını kullandığın, yeter artık bu adamları sömürdüğün, Allah'ın hür yarattığı, analarından hür doğmuş bu insanları kullandığın yeter artık, ver onları götüreceğim dedi. İşte peygamberin geliş gayelerinden biri, belki de en büyüklerinden birisi budur. Köleleştirilmiş insanları hürleştirmek. Tağutların, sahte tanrıların kulları haline gelmiş, getirilmiş insanları onlara kulluktan kurtarıp hür bir şekilde Rablerine kulluğa davet etmek. Yani insanların insanlara kulluğunu bitirip Allah'a kul olmalarını sağlamak. Yeryüzünde tüm zalimlerin, tüm despotların zulümlerini, haksızlıklarını kırıp yeryüzünde adaleti gerçekleştirmek. Allah'ın Resulü de Mekke'deki zuafayı, köleleştirilmiş insanları efendi yapmıştı. İnsanların insanları ezmesine, insanların insanlara hükmetmesine engel olmuş, egemenliği zalimlerin elinden alıp sadece Allah'a vermişti. İşte Hazreti Musa aleyhisselam da aynı şeyi yapmak için geliyordu. Yıllardır firavunların elinde oyuncak olmuş, köleleştirilmiş İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurtarmak için geliyordu. Burada İsrailoğullarının kimliğiyle alakalı kısa bir özet sunalım inşallah. İsrail, Yakup aleyhisselamın Kur'an'da da kullanılmış adıdır. Bizzat kendisinin adı. Abdurrahman, Abdullah gibi Allah'ın kulu anlamına geliyormuş. Evet, İsrail, Yakup aleyhisselamın adıdır. Yakup aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın oğlu, İshak aleyhisselamın oğludur. İsrail oğulları ise, işte bu Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu sülalenin adıdır. Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan meydana gelen sülalenin adına, Yakup çocukları veya peygamber çocukları anlamına İsrailoğulları denir.
Bu Yakub'un çocuklarının ilk vatanları Kudüs civarıdır. Hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam kavmiyle, babasıyla ve idarecilerle verdiği çetin bir mücadeleden sonra ülkesini terk etmek zorunda kalır. Ur bölgesinden Harran'a, sonra oradan Şam'a, oradan da Kudüs bölgesine gelip yerleşir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Mısır'a da bir seferinin olduğunu biliyoruz. Oğlu İsmail ile birlikte hanımı Hacer'i Mekke bölgesine bırakıp gelir Allah'ın emriyle. Hazreti İbrahim'in kendisinin yaşadığı bölge Kudüs civarındaki Halilurrahman denilen bölgedir. İbrahim Aleyhisselam'ın vefatından sonra bu bölgede İbrahim Aleyhisselam'ın öteki hanımlarından dünyaya gelen oğlu Hazreti İshak peygamber olarak görevlendirildi. Demek ki iki oğlundan Hazreti İsmail Mekke bölgesinde, Hazreti İshak Aleyhisselam da Kudüs bölgesinde görevlendirildi. Kudüs bölgesinde İshak Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun oğlu Yakup Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Bu oğullarından birinin adı Yusuf'tu. Yusuf suresinde uzun uzun Rabbimiz anlatır. Baba Yakup Aleyhisselam'ın diğer oğullarından fazla Yusuf'a meyli vardı. Babalarının bu meylini kıskanan öteki çocukları, kardeşleri Yusuf'u kuyuya atarlar. Kervan, Mısır, Pazar, Aziz, Zindan filan derken Hazreti Yusuf Aleyhisselam Mısır'da yönetime getirilir. Bundan sonra baba Yakup Aleyhisselam ve onun diğer oğulları Mısır'a gelip yerleşirler. Görülen ve bilinen o ki Yakup Aleyhisselam'ın çocukları uzun bir süre Mısır'ın yönetimini ellerinde tutarlar. Peygamber çocuklarının yönetiminde bulunan Mısır halkı uzun bir süre mutlu bir hayat yaşar. Ve nihayet her toplum gibi sünnetullah gereği Mısır'da da peygamber çocukları denen bu İsrailoğullarının egemenlikleri son bulur. Mısır yönetimine Firavun oğulları denen azgın bir sülale hakim olur. Tabii İsrailoğulları Allah'ın kendilerine hayat programı olarak gönderdiği kitaplarına ve peygamberlerinin yoluna ters düştükleri için Mısır'da egemenlikleri de çok uzun sürmedi. Peygamber çocuklarının egemenliği sona erince de Firavun oğulları yönetimi ellerine geçirir geçirmez Mısır'da yıllardır yönetimi ellerinde bulundurmuş olan bu İsrail oğullarını köle durumuna düşürürler. Köleleşmiş toplumların elbette hür bir hayatları, hür fikirleri olamazdı. Elbette meliklerinin, tağutlarının dini neyse bunların dini de o olacaktı. Elbette bu Müslümanlar böyle bir ortamda Müslümanlıklarını kaybedecekler ve kendilerine egemen olan grubun milletine ve dinlerine tabi olacaklardı. Elbette böyle köle bir toplumun Allah'a Allah'ın istediği biçimde kullukları da olamazdı. Zalim Firavun oğullarının elinde gerçekten İsrail oğulları acımasız bir azap yaşamaya başlarlar. Ve nihayet son döneme yaklaşıldığında köle durumuna düşürülmüş bulunan ve uzun bir süre en kötü bir hayatı yaşamaya mahkum edilmiş olan bu İsrail oğullarının arasından bir kurtarıcının çıkması ve İsrail oğullarını bu Firavun sisteminin acımasız zulmünden kurtarması fikri yaygın hale gelir. Allah'ın sünneti gereği ezilen toplumlara, mustazaflara böyle kendi işlerinden bir kurtarıcı gönderilmesi söz konusudur.
Ve işte bu kurtarıcı Hazreti Musa'dır. Ve gelmiş İsrailoğullarını Firavun'un elinden kurtarmak üzere Firavun'un karşısındadır. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'a der ki, ver bu İsrailoğullarını alıp götüreceğim. Peki Allah'ın elçisi neden bu köleleri Mısır'dan alıp götürecekti? Çünkü Müslümanların, zalimlerin, firavunların gölgesinde bir hayat yaşamaları kesinlikle mümkün değildi. Firavun'un sistemi altında Müslümanların Müslümanlıklarını gündeme getirmeleri, imanlarının gereğini ortaya koymaları asla mümkün değildi. Böyle bir ortamda Müslümanların Müslümanca bir hayat sergilemeleri imkansızdı. Zira İslam'ın karakteri böyle bir şeye müsait değildi. Yani bir adam hem Müslümanım diyecek, hem de İslam'ının, imanının gereğini yaşayamayacak. Bu kesinlikle mümkün değildi. Allah onların böyle bir Müslümanlık sergilemelerine asla razı değildi. İslam'ın karakteri toplumun en alt biriminden en üst birimine kadar, aileden devlet yapısına kadar her yerde Allah'ın otoritesinin hakimiyetini istemektedir. Onun içindir ki imanlarının serbestçe görüntülenmesine izin vermeyen ve adeta kendilerini münafıkça bir hayata zorlayan böyle bir atmosferde Müslümanların yaşaması mümkün değildi. Onun içindir ki Allah'ın elçisi onları bu ortamdan alıp Müslümanca yaşayabilecekleri, Müslümanca bir hayatı ortaya koyup Müslümanca eğitilebilecekleri başka bir coğrafyaya, başka bir iklime götürmek istiyordu. Ama firavunlar asla buna izin vermeyeceklerdir. Efendiler kölelerini asla bırakmak istemezler. Efendiler hizmetçilerini asla kaybetmek istemezler. Bu adamlar giderlerse bizim işlerimizi kim görecek? Bu köleler giderlerse biz işlerimizi kime gördüreceğiz? Biz kimin sırtına bineceğiz? Biz kimin kanını emeceğiz? Onlarsız biz ne yaparız, nasıl yaşarız diyerek efendiler kölelerini kaybetmek istemezler. Hele hele bu köleler peşin peşin köleliği sineye çekmişlerse onları hiç kaybetmek istemezler. Mesela şu anda Amerika bizi kaybetmek ister mi? Kendisine köleliği şeref bilmiş bizim gibi köle bir toplumu Amerikan efendilerimiz kaybetmek ister mi? Avrupa'da yeşilleniyor zaman zaman biz kölelere ama Amerika bizi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Neden? Çünkü kendisine hizmet ediyor da ondan. Adam köpeğine yav çalıp onu iyi doyurur. Neden? Çünkü kendisini koruyacak da ondan. Adam koyunlarını iyi doyurmak ister. Neden? Çünkü kendisine süt verecek de ondan. İşte zaman zaman bizim efendimiz olan Amerika'nın da bize ufak tefek yardımlarının manası budur. Elbette kendisine süt verecek olan koyunlarını doyurmalıdır. Evet, hiçbir efendi kölelerini bırakmak istemez. Bir de firavunlar, efendiler şöyle hesap ederler. Eğer onlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa, kölelerimiz bizim inisiyatifimizden uzaklaşırlar da kendi başlarına kalırlarsa ne olur ne olmaz, belki hürleşiverirler, belki özgürlüğü anlayıverirler diye onları asla kendi başlarına bırakmak istemezler. Sürekli nereye giderlerse gitsinler, onları yakın takibe alırlar, kontrollerinde tutarlar. Bir de Firavun'un korkusu şuydu. Bu adamları kendi başlarına eğer Musa Aleyhisselam'ın kontrolüne bırakır da bu adamlar onunla birlikte giderlerken ne olur ne olmaz tekrar geriye dönerler de
Firavun'un zaten çökmekte olan sistemine hücum ederlerse Musa aleyhisselam ile beraber işimizi bitirirler diye korkuyordu. Çünkü Firavun hayatı seven birisiydi. Ölümü göze alamayacak kadar da korkaktı. İsrailoğulları kendi kontrolü altında oldukları sürece ona hizmet edecekler ve ona karşı gelme cesaretini kesinlikle kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Firavun'un sistemi işte onları bu şekilde eğitiyordu. Ne olur ne olmaz, bu köleler Musa ile bir süre baş başa kalırlar, vahyi tanırlar ve bilinçleşirlerse geriye dönüp kendisinin işini bitirebilirlerdi. İşte bu yüzden onları Musa aleyhisselama vermemesi ve kölelerini yakın takibe alması gerekiyordu. Bir hesabı vardı Firavun'un ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve o bunun farkında değildi. Tıpkı bugün dünya üzerindeki tüm firavuni güçlerin Müslümanları yakın takibe aldıkları gibi. Müslümanlar bugün tüm dünyada kendilerine en yakın firavunların yakın takibi altında bir hayat sürmektedirler. Müslümanlara egemen olan güçler onları sürekli kontrolleri altında tutup onların birlikte hareket ederek kendilerine karşı bir çıkış eyleminde bulunmamaları için, yani birleşmemeleri için tüm imkanlarını kullanmaktadırlar. Aynen o gün İsrailoğullarının Firavun oğulları tarafından serbest bırakılmayıp yakın takibe alındıkları gibi. Evet, efendiler kölelerini asla başıboş bırakmazlar. Mesela şu anda dünyanın hiçbir yerinde Müslümanların kendi sistemlerini kurup Müslümanca bir hukuk, Müslümanca bir ekonomi, Müslümanca bir eğitim, Müslümanca bir sosyal yapı kurmalarına asla izin vermezler. Dünyanın en küçük bir kasabasında bile, bir köyünde bile buna izin vermezler. Neden? Çünkü mesela dünyanın en küçük bir köyünde bile Müslümanlar bunu becerseler, yani Allah'ın istediği kulluğu, Allah'ın istediği siyasal yapıyı kursalar, o zaman dünyanın tüm hukukçuları, dünyanın tüm ekonomisyenleri, dünyanın tüm eğitimcileri, dünyanın tüm sosyal bilimcileri oraya akın edip İslam'ı araştıracaklar, İslam'ı soruşturacaklar, İslam'ı tanıyacaklar ve sonunda İslam'ın farkını görecekler. Ve artık bu alçakların sistemlerine kimse değer vermeyecek de ondan. Kendi sistemlerinin çöpe atılmasından korktukları için buna izin vermiyorlar. Kale in kunte ci'te bi ayetin fe'ti biha in kunte minas sadikin. Firavun dedi ki, ey Musa, eğer bir mucize getirdiysen haydi onu ortaya koy bakalım. Eğer doğru sözlülerdensen bunu yaparsın dedi. Evet ey Musa, eğer bir ayet, bir mucize getirdiysen haydi onu ortaya koy bakalım. Eğer doğru söylüyorsan, eğer iddianı ispata hazırsan haydi onu göster bakalım. Arkadaşlar, Firavun'un bu ifadesinden de anlıyoruz ki Firavun peygamberlik konusunu bilmeyen, peygamberlik müessesesine yabancı olan birisi değildi. Peygamberi biliyor. Peygamberlik müessesesini tanıyor. Peygamberin mucizelerle geldiğini, peygamberin Allah'ın ayetleriyle geleceğini biliyor ve işte bakın onun için Hazreti Musa'dan bir mucize istiyordu. Bakın Hazreti Musa'nın bu iddiası karşısında Firavun şöyle demiyordu. Ne dedin? Peygamber mi dedin? Elçi mi dedin? Alemlerin Rabbi mi dedin? Onun elçisiyim mi dedin? Ne demek bu? Ne demektir elçilik? Ne demektir peygamberlik filan demiyor da
eğer bir peygambersen öyleyse haydi bize bir mucize göster, bir ayet getir diyor. Tabi bu sözüyle peşin peşin Hazreti Musa'yı yalanlamak, onun yalancı ve sahtekar olduğunu ortaya koyarak çevresindekilerin ona imanını engellemek istiyordu. Çevresindekilerin kendisine itaatini kaybetmemek istiyordu. Haydi ey Musa, eğer sadıksan bir mucize ortaya koy dedi. Bunun üzerine فَاَلْقَى أَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Musa aleyhisselam asasını yere atar atmaz apaçık bir yılana dönüverdi. Elini çıkardı koynundan, bakanlar bembeyaz olduğunu gördüler. Evet, Hazreti Musa aleyhisselam asasını yere attı. Bir de ne görsünler? O apaçık bir ejderha oluvermişti. Kur'an'ın başka yerlerinde de bu konuyu anlatırken Rabbimiz şöyle buyurur. فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى O asayı yere bırakınca değnek hemen koşan bir yılan oluverdi. Taha suresindeki ayet de konuyu böylece anlatıyordu. Evet, o asa koşan bir ejderha oluvermişti. Belki de Firavun'un üzerine hücum eden, saldıran büyük bir ejderha, bir yılan oluvermişti. Yani böyle gözle görülen bir biçimde bir yılan oluverdi. Yani öyle bir yalan değil, hayal değil, yanılgı ve aldanış da değil, gözlerde değişme de değil, bizzat ayan beyan bir ejderhaydı bu. İnsanların dağı dağ olarak, dereyi dere olarak gördükleri gibi bizzat ejderhanın, yılanın kendisi oluvermişti o asa. Bu asa farklı bir asaydı. Bu asa o dönemin en büyük kültürünü yok edecek bir asaydı. Bu asa o dönemin en büyük iktidarını bitirecek bir asaydı. Musa aleyhisselamın Medyen döneminde elinde bulundurduğu, koyunlarına yaprak dökmede, kendisine dayanıp yaslanmada ve daha pek çok ihtiyaçlarını gidermede kullandığı ve Rabbimizin daha önce sözünü ettiği asaydı bu asa. Evet, şimdi de bu asa Firavun karşısında onun ödünü patlatacak bir asaydı. وَنَّزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Ve bir de Hazreti Musa aleyhisselam elini koynundan çıkardı. Bir de ne görsünler? Bakanlar için, görmek isteyenler için bembeyaz oluverdi. Bu da Hazreti Musa'nın Allah'ın elçisi olarak ortaya koyduğu ikinci bir mucizeydi. Eli bakanlar için bembeyazdı. Her ne kadar Malcolm X, Hazreti Musa aleyhisselam siyahtı. O bir zenciydi de bir anda eli bembeyaz oluvermişti filan demişse de ve işi kendi ırkına çekmeye çalışmışsa da hayır, bu apaçık bir mucizeydi diyoruz. Evet, bizler de bugün ellerimizi koynumuza atıp oradan çıkaracağımız kitabımızı insanlara göstereceğiz. Allah kullarını Allah kitabıyla karşı karşıya getireceğiz. Biz de koynumuzdaki Allah kitabını insanlara ulaştıracağız. Çünkü Musa aleyhisselamın elindeki bu mucize bugün bizim elimizdeki Allah kitabıdır. Bizim elimizdeki Kur'an'dır. Bakın, bu hususu açık ve net olarak bize anlatırken Allah'ın Resulü bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Teraktukum ala beyza'e nakiyyetin. Ben sizi bembeyaz, tertemiz bir şey üzere bıraktım. Evet, sizi tertemiz, bembeyaz, içinde hiçbir kirlilik, hiçbir bulanıklılık bulunmayan
bembeyaz, tertemiz bir kitap üzere, Kur'an üzere bıraktım diyor Allah'ın Resulü. Nur olan, aydınlık olan, aydın ve aydınlık insanların kendisiyle beraber oldukları ya da kendisiyle birlikte hareket edenlerin aydın oldukları bir kitap bıraktım size diyordu Allah'ın Resulü. İşte Musa Aleyhisselam'ın elindeki mucize asa, bizim elimizdeki mucize Kur'an'dır. Öyleyse bizler de Allah'ın bize gönderdiği bu mucizeyi, bu kitabı insanlara gösterecek ve ulaştıracağız. Kendimiz de bizzat bu mucizeyle hareket edeceğiz ki zalimlerin zulümleri kırılsın. Evet, görmek isteyenler, bakmak isteyenler Allah'ın kitabıyla dirilsin. Evet, Allah'ın elçisi iki tane mucize ortaya koyunca قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ Firavun milletinin ileri gelenleri, melek grubu, doğrusu bu bilgin bir sihirbazdır. Sizi memleketinizden çıkarmak istiyor dediler. Firavun da dedi ki, فَمَاذَا تَأْمُرُونَ O zaman ne buyuruyorsunuz, ne öneriyorsunuz? Firavun'un etrafındaki danışmanları, yandaşları, Firavun sisteminin devamını sağlayan ileri gelenler, holdingler, para babaları, eşraf takımı, bakın Firavun'dan önce ileri atıldılar. Baktılar ki Firavun sistemi tehlikede. Baktılar ki kendi egemenlikleri, kendi menfaatleri bitecek. Baktılar ki hortumları kesilecek. Baktılar ki devletin kalma ellerinden alınıyor. Firavun'dan önce ileri atıldılar. Hatta rivayetlere göre Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği bu iki mucizeden sonra Firavun ona ve getirdiği mesaja iman etmeye yönelmiş ama bu çevresindekiler engel olmuşlar. Demişler ki ne oluyor ey Firavun? Düne kadar kucağında büyüyen birine mi iman ediyorsun? Evet, bakın melek grubu dediler ki inne hâzâ lesâhirun alîm. Evet, bu bilgiç bir sihirbazdır dediler. Bilgiç bir sihirbaz diyerek hemen Allah'ın elçisini karalamak istediler. Her dönemde bu böyledir. Her dönemde hak karşısında zalimlerin sığındıkları usul işte budur. Bugün de mesela birisi bir hakikati ortaya koydu da insanlar ona yöneldiler, ona meyletmeye başladılar, onu dinlemeye başladılar mı? Yönetimi elinde bulunduran ve egemenliklerinin sarsılmasından korkan zalimlerin iftiraları hazırdır. Bu adam bir sahtekardır. Bu bir sihirbazdır. Yaptıkları ve söyledikleriyle insanları kandırmaya ve çıkar sağlamaya çalışıyor. İnsanlar üzerinde kendi hegemonyasını kurarak insanları sömürmeye çalışıyor diyerek firavunların melesi durumunda bulunan basın yayın başlıyor adamı karalamaya. İşte bugün bunların nicelerini karalayarak toplumdan dışladıklarına şahit oluyoruz. Bu bir sihirbazdır. Hem de tam anlamıyla bilgiye dayanan akademisyen bir sihirbazdır. Hainler sözlerine dayanak da bulmaya çalışıyorlar bu ifadeleriyle. Aslında o güne kadar pek çok sihirbaz görmüşlerdi. Ama bu sihirbazlardan hiçbirisinin o güne kadar Musa'nın yaptığını yapamadıklarını biliyorlardı da onun için sözleri sırıtıp kalmasın diye bu akademisyen bir sihirbazdır. İlme dayanan bilgin bir sihirbazdır diyorlardı. Aslında Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu bu iki mucizeyi görenlerin tamamı onun bir sihirbaz olmadığını anlamışlardı.
aslında Firavun da onun etrafındaki melek grubu da Musa Aleyhisselam'ın bir sihirbaz değil, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu anlamış ve bilmişlerdi. Ama ona iman sorumluluğundan kendilerini kurtarabilmek için ona sihirbaz deyiverdiler. Evet, dediler ki bu bir sihirbazdır. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına ilk çıktığında ona gösterdiği asa ve yedi beyza mucizelerinden sonra Firavun ve çevresindeki danışmanları bu bir sihirbazdır dediler. Peki şimdiye kadar hangi sihirbaz bunları gösterebilmişti? Hangi sihirbaz bu cesareti gösterebilmişti? Bir adam öldürmüş, Mısır'dan kaçmış, uzun bir süre Medyen'de sığındıktan sonra şimdi güpegündüz elinde asasıyla Mısır'a, hem de dünyanın en büyük, en zalim, en güçlü devletinin sarayına elini kolunu sallaya sallaya girip karşısına dikilip onlara hakkı tebliğ ediyordu. Hangi sihirbaz becerebilmişti bunu? Hangi sihirbaz kendisine mutlak ceza verecek olan, yeryüzünün en zalim ve en güçlü ordusuna sahip olan bir kralın sarayına böyle bir cesaretle girebilmişti bugüne kadar? Ve şimdi böyle zalim bir idarecinin karşısında hangi sihirbaz bir asayı yılan haline getirebilmişti? Hangi sihirbaz bir el çabukluğuyla, bir göz işaretiyle koskoca bir ülkeyi böyle açlık ve felakete sürükleyebilirdi? Hangi sihirbaz bir ülkenin tamamının evlerine kurbağalar, çekirgeler, bitler doldurabilirdi? Hangi sihirbaz tüm suları kan haline getirebilirdi? Evet, bugüne kadar hangi sihirbaz becerebilmişti bunları? İlerideki ayetlerde gelecek. Firavun, Hazreti Musa'nın gösterdiği bu müthiş mucizeler karşısında öylesine şaşırmıştı ki şöyle diyordu: "Ey Musa, sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmaya, bizim dinimizi değiştirmeye ve Mısır'ın yönetimini eline geçirmeye mi geldin?" Oysa kesinlikle biliyorlardı ki o güne kadar hiçbir sihirbazın sihir gücüyle bir memleketi fethettiği görülmemişti. Sihirbazlar sadece kendisinden mükafatlar alabilmek için o güne kadar onun ayaklarını öpmekten başka bir şey yapmamışlardı. Bunu çok iyi biliyordu Firavun. Onun içindir ki Firavun'un Musa Aleyhisselam'a hem sen sihirbazsın demesi, hem de arkasından sen benim krallığımı ele geçirmek istiyorsun demesi, onun kafasının ne denli karıştığını göstermektedir. Bu, Firavun'un ve onun yanında yer almış peygambere sihirbaz diyen bu devlet erkanının, onun bir sihirbaz değil, tüm bunları Allah desteğiyle gösteren bir peygamber olduğunu anladıklarını, ama saltanatlarının, statülerinin yok olmasından endişe ettikleri için onu reddetmeye çalıştıklarını göstermektedir. Çünkü peygamber olarak Allah'ın elçisini kabul ettikleri andan itibaren tüm saltanatları bitecekti. Firavun'un tahakkümü kalmayacak, istedikleri gibi halka zulmedemeyeceklerdi. İstedikleri gibi insanların kanlarını ememeyeceklerdi. Yanındaki avaneleri de istedikleri gibi devlet imkanlarından yararlanamayacaklardı. Hazreti Musa'nın mantıklı konuşması ve de gösterdiği mucizeler karşısında sadece saraydaki adamları değil, aynı zamanda bütün halkı da etkileyeceğini anlamıştı Firavun ve adamları da. Bu yüzden ellerindeki mevkileri, iktidarları ve nüfusları ile hakka karşı koymak istiyorlardı. Dediler ki bu Musa Aleyhisselam bir sihirbazdır ve
yuridu en yuhricekum min ardikum femâzâ te'murum. Bu adam sizi arzınızdan, memleketinizden sürüp çıkarmak istiyor. Bu adamın bütün derdi sizin ülkenizi ele geçirmektir. Bu adam vatan hainidir ve hedefi de sizi memleketinizden etmektir. Sizin ülkenizi başkalarına peşkeş çekecek. Memleketinizi başkalarına satacak bu adam. Tabii alçaklar bunu söylerken de etraflarındaki halkın milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını tahrik etmeye ve vatanın, milletin bölünmezliği ilkesini halkın önlerine getirerek onları buna sahip çıkmaya davet etmeye çalışıyorlardı. Halbuki bunların derdi ne vatanın bölünmesi ne milletin bölünmesi meselesi değildi. Bunların bütün dertleri kendi egemenliklerinin suya düşmesi meselesiydi. Kendilerini besleyen, karınlarını şişiren muslukların kesilmesiydi asıl mesele. Çünkü o zaman istedikleri gibi hareket edemeyecekler, istedikleri gibi milletin sırtına binerek para kazanamayacaklar, devletin, milletin malını istedikleri gibi harcayamayacaklardı. Har vurup harman savuramayacaklardı. Evet, alçaklar, o anda Hazreti Musa'nın gösterdiği bu iki mucizenin halkın üzerinde meydana getirdiği tesiri nasıl yok edebiliriz? Buna karşı nasıl bir tedbir alabiliriz diye düşündüler ve sonunda halkın milliyetçilik duygularını, vatanperverlik hislerini tahrik etmeye karar verdiler. Yeryüzünde dün de bugün de tüm despotların usulüdür bu. Tüm zalimlerin başvurdukları en etkili silahlarıdır bu. Bir yerlerde birileri hakkı ortaya koydu mu, hemen despotların ilk sözleri budur. Bu adam vatan hainidir. Bu adam ülke yönetimini ele geçirip kendi hegemonyasını kurmak istiyor. Bu adamın derdi iktidarı ele geçirmektir. Bu adam bizi vatanımızdan ve devletimizden edecek. Eğer Müslümanlar bir yerlerde Allah'ın egemenliğini kurmak üzere hareket etmeye başlamışlarsa, ilk defa işe devletten başlayıp kendi egemenliklerinden başka hiçbir şey düşünmeyen, Allah egemenliğinin ne demek olduğunu bile henüz bilemeyen bu adamlara bu sözü söyleme fırsatı vermek yerine ilk defa iyi bir Müslüman olmaktan başlanırsa daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani hemen devlete talip olmak yerine iyi bir Müslüman olun demeye talip olalım. Zaten bu toplum iyi bir Müslüman olursa elbette devlet de arkasından gelecektir. Evet, bu despotlar aslında kendilerinin gasıp olduklarının farkındadırlar da Müslümanlar da günün birinde bu işin farkına varacaklar ve uyanacaklar diye ötleri kopmaktadır. Onun içindir ki en küçük bir harekete bile tahammülleri yoktur. Elbette eğer haksa bu vergiyi verenlerin hakkıdır. Eğer bir haksa bu yolda belde çalışanların hakkıdır. Çünkü vergiyi verip bu işi omuzlayanlar onlar, her yerde çalışanlar onlar, yükü çekenler onlar, askere gidenler onlar, ülkeyi korumaya çalışanlar onlar, ama devlete sahip olmaya gelince illa da 3,5 neydi belirsiz sosyete takımı sahip olmalıdır devlete. Evet, Musa bir vatan hainidir. Sizin ülkenizi elinizden almak istiyor dediler. Danışmanları, yardakçıları böyle deyince bakın Firavun da dedi ki فَمَاذَا تَأْمُرُونَ. O halde ne buyurursunuz? Şimdi Musa'nın bu insanlar üzerinde meydana getirdiği bu tesiri yok etmek için nasıl bir yol izleyelim? Nasıl bir tedbir alalım?
nasıl karalayalım onu? Ne önerirsiniz bu konuda? Peki kim diyordu bunu? Firavun diyordu. Şu tanrılık iddiasında bulunan adam, şu çevresindeki insanlara fakale ene rabbukumul ala, ben sizin en yüce Rabbinizim diyen adam, hem tanrı olduğunu, Rab olduğunu, ilah olduğunu iddia ediyor, hem de ne yapacağını bile bilemiyor da etrafındakilere danışıyordu hain. İşte yeryüzündeki tüm tanrı taslaklarının gücü de budur, bilgisi de budur. Mısır benimdir. Bu ülkenin her şeyi benden sorulur. Benim iznim olmadan Mısır'da bir kuş bile uçamaz diyen adam öyle diyordu. Ne emredersiniz? Ne önerirsiniz? Hani Rab olanın alim olması gerekecekti. Hani ilah olanın hakim olması gerekecekti. Hikmet sahibi ve hakimiyet sahibi olması gerekecekti. Her şeyi belli bir hikmetle ve hiç kimseye danışmadan, kimsenin etkisi altında kalmadan yapması gerekecekti. Hani Rab olanın her şeye kadir olması gerekecekti. Her şeye güç getirmesi gerekecekti. Hani Rab olanın aziz olması gerekecekti. Güçlü kuvvetli olması gerekecekti. Ama işte firavunların Rablikleri ve ilahlıkları buraya kadardı. O böyle danışınca bakın çevresindekiler de dediler ki قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَاَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Ey Firavun, onu ve kardeşini tut. Onu ve kardeşini eyle, şehirlere toplayıcılar gönder de bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler. Evet, dediler ki onu, Musa Aleyhisselam'ı ve beraberindeki kardeşi Harun'u hapset ey Firavun. İkisini de alıkoy ve şehirlere de toplayıcılar gönder. Ne kadar bilgili, uzman sihirbaz varsa onların hepsini sana getirsinler. Mısır'ın tüm şehirlerinde ne kadar bilgiç, mahir sihirbaz varsa hepsini toplayıp sana getirsinler. Hem de öyle basit, statüsüz sihirbazları değil, bu işin profesörü olanlarını, profesyonel olanlarını, akademisyenlerini toplayıp sana getirsinler. Evet, firavuni sistemlerin teşkilatlandığı şehir merkezlerine haberler gönderip her türlü numaracıları, her cins sahtekarları, sistemin yetiştirdiği her tür profları, ekonomistleri, hukuk uzmanlarını, sanatkarları ve her sahada uzmanları çağıracaklar ve hep birlikte birbirlerine destek vererek sistemi tehdit eden Allah elçisiyle mücadele verecekler. Tabii ya ne için yetiştirmişti sistem bu adamları? Ne güne besliyordu sistem bu adamları? Böyle bir zamanda da gelmeyeceklerdi de ne zaman geleceklerdi? Evet, hepsi toplanıp Firavun sisteminin devamı için mücadele vereceklerdi Allah'la ve Allah'ın elçisiyle. Ve tüm bu insanlara karşı Hazreti Musa Aleyhisselam da tek başına Allah ayetleriyle ve Allah adına mücadele verecekti. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِب۪ينَ Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Dediler ki ey Firavun, eğer biz Musa'yı yenecek olursak bize bir mükafat var değil mi? Bize bir cukka var değil mi? Dediler. Evet, tüm sihirbazlar toplandılar. Sihiri ve sihirbazı Musa Aleyhisselam'ın Firavun'la, Firavun sistemiyle mücadelesi çerçevesinde anlamaya çalışırsak şöyle diyeceğiz. Musa karşısında
Allah'ın hak elçisi karşısında, bu elçinin ortaya koyduğu İslam davası karşısında insanların firavunları ve firavuni sistemleri ayakta tutmak üzere sahip oldukları ilim dallarındaki bilgilerini ustaca kullanmalarının adına sihir denir. Yani Allah ayetleri karşısında, Allah sistemi karşısında ve bu sistemi savunan Allah erleri karşısında firavuni sistemleri ayakta tutmak için çırpınan herkese sihirbaz denir. Bu sihirbazlar ellerindeki tüm bilgileri, tüm imkanları sistemi haklı çıkarmak ve yaşatmak üzere kullanırlar. Mesela adam şairdir, edebiyatçıdır. Eğer bu adam sahip olduğu edebiyat bilgisini İslam davası karşısında firavunu ve firavuni sistemi ayakta tutma adına kullanıyorsa, işte bu adam sihirbazdır. Mesela adam sanatkardır ve bu sanatını firavunun hizmetinde kullanıyorsa, bu adam da sihirbazdır. Veya adam bir dalda doçenttir, profesördür, hukuk bilgisine sahiptir, teknik bilgilere sahiptir ve bu bilim dalıyla firavun sistemini destekliyorsa, yani Musa'yı ve Musa gibileri Müslümanları yalancı çıkarma kavgası veriyorsa, halkın gözünü boyama kavgası veriyorsa, işte bunlar da sihirbazdır. Şarkıcılar böyledir, tiyatrocular böyledir, para babaları böyledir. Zaten sihir neydi? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz, hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur ve bunu yapan herkes sihirbazdır. Yani Musa'yı Firavun, Firavun'u Musa gösteren herkes sihirbazdır. Kendi heva ve heveslerinden kaynaklanan bir sistemi hak, Allah'ın yasalarına bağlı İslam sistemini de batıl göstermeye çalışan ve bu uğurda sağ eden herkes sihirbazdır. Karıyla kocanın arasını ayıran, kardeşi kardeşe düşman yapan, farklı farklı hiziplere ayırarak Müslümanları birbirleriyle vuruşturan demokrasiyi hak, İslam'ı da batıl göstermeye çalışan herkes sihirbazdır. Bir başka deyişle, insanın insana kulluğu anlamına gelen demokrasiyi savunan, bu sistemin en güzel bir sistem olduğunu, insanların saadetini temin eden bir sistem olduğunu savunan herkes sihirbazdır. Bunlar da çağdaş sihirbazlardır. Evet, işte bu cinsten Firavun'un destekçisi tüm sihirbazlar bir meydanda toplandılar. Hepsi de Allah elçisine karşı fikir birliği, güç birliği oluşturdular. Tüm sihirbazlar, tüm halk Allah elçisine karşıydı. Tüm sihirbazlar, tüm halk Allah elçisine karşıydı. Bakın, Musa Aleyhisselam'la yarışacak bu sihirbazlar dediler ki: "Kalu inne lena le'ecran in kunna nahnul galibin." Bize elbette bir ücret vardır, eğer galip taraf biz olursak dediler. Bu sözle hem bir soru hem de bunu Firavun'a kabul ettirme çabası vardı. Yani elbette Firavunlar kendilerini besleyecekti. Çünkü onlar onun için vardılar ve de Firavunlar onlara muhtaçtı. Çünkü Firavunları ve Firavun sistemlerini ayakta tutan bunlardı. Onun için onları parasıyla beslemek zorundaydı Firavunlar. Tüm kapıları açmalıydı onlar için. Her iki taraf için de şahsiyetsizliktir bu, ama ne fark eder de ne Firavunlarda böyle bir şahsiyet ne de onlara köpeklik yapanlarda böyle bir onur beklenemezdi zaten. Evet, diyorlar ki: "Ey Firavun, şimdi biz Musa'ya karşı galip gelirsek
elimizdeki bilgiler ve imkanlarla Musa'yı ve onun davasını halkın gözünde düşürüp seni ve sistemini kurtarırsak bize bir ücret var değil mi? Alçaklar ücreti fani birisinden istiyorlar. Mükafatı ölümlü birisinden bekliyorlar. Faniye sırtlarını yaslamak istiyorlar. Halbuki mesela tam Firavun onlara mükafatlarını vereceği esnada ölüverse elleri boşa çıkacaktı. Ama bu adamlar Allah için hareket etselerdi, mükafatlarını Allah'tan bekleselerdi çok daha hayırlı olacaktı. Ama işte ondan istiyorlar. Elbette bu kapitalist sistemin yetiştirdiği insanların gözünde paradan başka da değerli bir şey yoktur. Vahiy sisteminin dışındaki tüm sistemlerde temel hedef paradır. Allah'a inanmayan, cennete inanmayan, vahyi tanımayan toplumlarda para için insanların yapamayacakları bir şey yoktur. Ve bu tür toplumlarda yapılan her iş, atılan her adım mutlaka para karşılığında, menfaat karşılığında yapılacaktır. Halbuki Müslümanların gözünde paradan çok daha kıymetli şeyler vardır. Müslüman her adımını atarken Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın cennetini kazanmak için çırpınır. Müslümanın temel hedefi cennettir ve cennete giden yoldur. Zaten biraz sonra bu sihirbazların Müslüman olduktan sonra hedeflerinin birdenbire değiştiğini, parayı ve dünyalıkları ellerinin tersiyle itiverdiklerini göreceğiz. Tüm dünyayı ayaklarının altına alıp Allah'ın rızasını başlarına tac yaptıklarını göreceğiz. Bakın, onların bu soruları ya da talepleri karşısında Firavun dedi ki: "Kale na'am ve innakum leminel mukarrabin." Evet, eğer yenerseniz, eğer Musa karşısında galip gelirseniz gözdelerden olacaksınız. Mukarrabundan olacaksınız dedi. Sizler benim yakınlarım olacaksınız. Mukarrabun ifadesini Rabbimiz da kulları mukarrabun, yakınlar, yakınlaştırılanlar, mahiyete alınanlar demektir ki mukarrabunun nimetleri sorulmaz. Artık onlar için her şey vardır. Firavun da öyle diyor bakın. Ben sizi mahiyetime aldım diyor. Sizi bakan yapacağım. Sizi dekan yapacağım. Sizi müdür, genel müdür yapacağım. Sizi müşavir, müsteşar yapacağım. Sizin için her kapı açılacaktır. Giremeyeceğiniz bir kapı, elde edemeyeceğiniz bir nimet kalmayacak. Sizler merkezdesiniz. Sizler sarayın içindesiniz. Size kapalı hiçbir kapı kalmayacaktır. Krediler, teşvik primleri size akacak. Tüm bankalar sizin emrinizde olacak. Yeter ki siz beni koruyun. Yeter ki Musa karşısında, Musa'nın gündeme getirdiği Allah yasaları karşısında benim yasalarımı, benim egemenliğimi koruyun. Ne isterseniz isteyin, size vereceğim. Sizin hedeflerinizi benden daha iyi kimse bilmez, korkmayın. Tüm hedeflerinize sizi ulaştıracağım. Firavun'dan bu müjdeyi aldıktan sonra bakın sihirbazlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a dönüyorlar ve şöyle diyorlar: "Kalu ya Musa, imma en tulqiye ve imma en nekune nahnul mulqin." "Kale elqu, felemma elqav, seharu a'yunen nasi ve sterhebuhum ve ca'u bisihrin azim." Sihirbazlar, "Ey Musa, marifetini ya sen ortaya koy veya biz koyalım," dediler. Musa Aleyhisselam dedi ki, "Siz koyun. Hadi ne ortaya koyacaksanız siz önce ortaya koyun.
Sihirbazlar marifetlerini ortaya koyunca insanların gözlerini sihirlediler ve onları ürküttüler. Büyük bir sihir yaptılar. Evet, bakın diyorlar ki, ey Musa, önce sen mi atacaksın yoksa biz mi atalım? Önce sen mi başlayacaksın yoksa biz mi ortaya atalım numaralarımızı? Tabii bu ifadeden anlaşılıyor ki adamlar güveniyorlar kendilerine. Kendilerinden emin bir eda ile Hazreti Musa'ya meydan okumaya çalışıyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam dedi ki, haydi numaralarınızı ortaya atın bakalım. Haydi ne atacaksanız atın bakalım. Buyurun, bir numaranız varsa ortaya atın da görelim. Sonra da ne yapacaksak biz de yaparız dedi. Çünkü Allah'ın elçisinin onlardan korkacak bir şeyi yoktu. Çünkü onlar ne atarlarsa atsınlar, Hakk'ın karşısında dayanma güçleri yoktu. Hakk'ın karşısında batılların asla dayanma gücünün olmadığını Allah'ın elçisi Musa aleyhisselam çok iyi biliyordu. Ne atarlarsa atsınlar, hangi numarayı çekerlerse çeksinler, ister teknolojiyi kullansınlar, ister sanatlarını kullansınlar, ister edebiyatlarını gündeme getirsinler, isterse falanca bilim dalını, filanca silahlarını kullansınlar, fark etmez, Hakk'ın karşısında hiçbirinin dayanma gücü yoktur. Hakk'ın karşısında batıl yok olmak zorundadır. Hakk'ın karşısında her şey yok olmak zorundadır. İman karşısında hiçbir batılın dayanma gücü yoktur. Evet, Hazreti Musa dedi ki, haydi neyiniz varsa atın ortaya. Neyiniz varsa, hangi fikriniz, hangi usulünüz, hangi tekniğiniz, hangi nazariyeniz varsa atın ortaya. Hazreti Musa'nın hiçbir endişesi yoktu. Çünkü Allah ayetleriyle beraber olan, Allah ayetlerine sahip olan bir Müslüman, karşısında kim olursa olsun asla korkmayacaktır. Ama Allah ayetlerine sahip olursa tabii, Allah ayetleriyle birlikte hareket ederse tabii, çünkü onların ortaya attıklarının tümünü kaldıracak, iptal edecek olan Allah ayetleridir. Bizim planımız, bizim fikrimiz, bizim metodumuz, bizim zekamız değil. O halde eğer bizler de Allah ayetlerinin bilgisine sahipsek, Allah ayetleriyle birlikte hareket ediyorsak, o zaman hiç kimseden korkmayacağız. Ama Allah ayetlerinden mahrumsak, Allah ayetlerinden habersizsek, o zaman her şeyden korkarız ve korkacağız demektir. فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ Attıkları zaman insanların gözlerini sihirlediler. Attıkları şeylerle insanların gözlerini boyadılar. Zaten yaptıkları hiçbir zaman gerçek değildi. Yaptıklarının hakikat olması, gerçek olması da mümkün değildi. Ellerindeki ipleri, çöpleri, sihir malzemelerini attılar ortaya ve bu sihir aletleri etrafa korku salan, kıvrılan yılanlar şeklinde görünmeye başladılar. Etraftaki insanların gözlerini boyayarak korkuttular. Meydandakilerin tümünü korkutup dehşete düşürecek bir sihir ortaya koydular. Tüm meydandakileri korkuttular. Zaten bu adamların yapabilecekleri tek şey insanları korkutmak, insanların kalplerine korku salmaktır. İşleri güçleri korkutmaktır. Gönülleri fethetmek, kalpleri rahatlatmak, kalplere huzur ve saadet sunmak değildir bunların işi. O peygamberlerin işidir. O müminlerin işidir. İnsanlara gerçekleri göstererek,
gönül rahatlığı içinde insanları o gerçekleri kabule götürmek firavunların ve firavun sistemlerinin işi değildir. Onlar sadece korkuturlar, zulmederek, terör havaları estirerek ve zorla, korkuyla fikirlerini kabul ettirirler. Bir de onlar Allah desteğinden mahrum oldukları için mecburen bu yolu tercih etmektedirler. Evet, insanları korkuttular, kalplere korku saldılar, insanları dehşete düşürdüler. Bu curcunada elbette Musa Aleyhisselam da korkacaktı. Çünkü o da bir insandı. Böyle bir durumda Allah elçisinin yapabileceği bir tek şey vardı. O da Rabbine iltica etmek, Rabbine sığınmak ve ne yapacağını, nasıl davranacağını ona sormak. Musa Aleyhisselam da öyle yaptı. Allah buyurdu ki, bakın bu bağlamda, وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسَى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَئْفِكُمْ. Biz de Musa'ya dedik ki, ey Musa, asanı koyuver yere. O da koyuverdi, hemen onların uydurduklarını yutmaya başladı o asa. Evet, buyurur ki Rabbimiz, ey Musa, asanı yere at. Asa elinde bir bastondur ama Allah'ın emriyle o en büyük bir güçtür. Veya Allah'ın izniyle en büyük güce dönüşecek bir asadır. Musa Aleyhisselam Allah'ın emrine uyarak asasını yere attı. Bir de ne görsünler? Bu asa onların tüm uydurduklarını yalayıp yutuyor. Meydandaki tüm yılanları yalayıp yutuyordu. Yere atılan asa bir ejderha olup onların tüm sihirlerini yutup yok ediyordu. İşte mesele buydu zaten. Mesele hakkı ortaya koymaktı. Mesele bütün çıplaklığıyla, bütün canlılığıyla hakkı ortaya koymaktı. Mesele sahtekarlık değildi. Mesele falanın filanın aleyhinde konuşmak değildi. Mesele birilerinin aleyhinde konuşarak onları küçülterek büyümek değildi. Mesele sadece açık ve net bir biçimde hakkın ortaya konulmasıydı. Allah elçisinden bunu istemişti ve Allah'ın elçisi de işte bunu yapmıştı. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hak vakı oldu, hak tahakkuk etti, hak gerçekleşti, onların yaptıklarının tamamı boşa gitti. Evet, hak ortaya çıktı. Hak gözlerle görülecek, gözlerin asla reddedemeyeceği bir biçimde vakı oldu ve sihirbazların ortaya koyduklarının tamamı batıl oluverdi. Onların hak karşısında ortaya attıklarının tamamı yerle bir oluverdi. Hak geldi, batıl zail oldu. Hak geldi ve tüm batıllar yok oldular. Zira hakkın karşısında hiçbir batıl yaşama imkanına sahip değildir. Hakkın karşısında hiçbir batılın tutunma şansı yoktur. Eğer bizler de şu anda tıpkı Allah elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam gibi hakkı ortaya koyabilirsek, bizim hakkımız karşısında da tüm batıllar yok olup gideceklerdir. Arkadaşlar, dünkü Hazreti Musa'nın elindeki hak, onun elindeki asa, bugün bizim elimizdeki Kur'an'dır, bizim elimizdeki vahiydir. Eğer bizler de bugün Allah vahyini net ve açık bir şekilde ortaya koyabilirsek, hiç şüpheniz olmasın ki şu andaki tüm batıllar yok olmak zorunda kalacaktır. Allah'ın yasalarında değişme olmaz. Dünkü yasa neyse bugünkü yasa da odur. Ve eğer şu anda batıllar yaşama imkanı bulabilmişlerse, bilelim ki bu hakkın olmayışındandır.
hakkın açık ve net bir biçimde ortaya konamayışındandır. Musa aleyhisselam gibi hakkı ortaya koyacak Allah erlerinin olmayışındandır. Yoksa hak karşısında hiçbir batılın dayanma şansı yoktur. Eğer bizler bugün peygamberleri örnek alabilirsek, Allah elçilerinin batıllar karşısında sergiledikleri mücadeleyi korkmadan, Allah'a dayanarak, Allah'a güvenerek verebilirsek, tıpkı Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesi gibi, Muhammed Aleyhisselam'ın da kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mucizesi, Kur'an mucizesine sahip çıkabilirsek, insanların karşısına bu kitapla çıkabilirsek, kesinlikle bilelim ki Allah bizleri de muvaffak kılacaktır. Evet, Allah'ın elçisinin ortaya koyduğu hak karşısında tüm batıllar tıpkı su üzerindeki köpük gibi yok olup gittiler. Öyleyse batıllar kesinlikle bizi korkutmamalı. Tıpkı akan sel sularının üzerindeki köpüğe benzeyen batılın bazen su yüzüne çıkması, bazen geçici bir süre için üstünmüş gibi görünmesi bizi asla ürkütmemelidir. Çünkü önemli olan suyun üzerindeki köpük değil, suyun bizzat kendisidir. Çünkü suyun üzerindeki köpük arızıdır, geçicidir, bunu asla unutmayalım. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَنْغَلَبُوا صَاغِر۪ينَ İşte onlar yenildiler, küçük düştüler. Evet, sihirbazlar işte burada mağlup oldular, yenildiler, küçüldüler, küçüldükçe küçüldüler. Elbette mağlup olacaklardı, çünkü karşılarında hak vardı. Elbette zillete mahkum olacaklardı, çünkü hak karşısında mücadeleye tutuşmuşlardı. Bunun için rezil ve rüsva oldular. Allah'la savaşa tutuşanlar elbette horluk damgasını yiyecekti. Allah'ın ayetlerine geçit vermemek için mücadele edenler, Allah'ın yasalarıyla çatışma içine girenler elbette rezil olacaklardı. Allah desteğinde olan bir peygamberle veya peygamber yolunun yolcusu müminlerle kavgaya soyunanlar elbette mahvolacaklardı, kahrolacaklardı. Tıpkı surenin önceki ayetlerinde Rabbimizin anlattığı gibi, kendilerinden önce yaşamış, kendilerinden çok daha güçlü Nuh toplumunun, Lut toplumunun, Ad'ın, Semud'un, Eykelilerin yok olup gittikleri gibi. Bunlar da Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın yasalarıyla savaşa tutuşmuşlar ve sonunda hepsi de alçalmış olarak azabı tatmışlardı. Evet, tıpkı onlar gibi Allah elçisi karşısında mücadeleye tutuşan sihirbazlar da mağlup oldular, küçüldüler, küçüldükçe küçüldüler. Sonra وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi Musa ve Harun. Sihirbazlar secdeye kapanıp alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Evet, sihirbazlar secdeye kapandılar ve dediler ki, biz alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler ve hemen oracıkta Müslüman oldular. Alemlerin Rabbine iman ettik dedikten sonra, bakın bir de tekit için, bir yanlış anlamaya meydan vermemek için, Musa'nın ve Harun'un Rabbine de iman ettik diyorlar. Çünkü Firavun da Rablik iddiasındaydı. Yeryüzünde sizin en büyük Rabbiniz benim. Benim dediğim biçimde inanmak zorundasınız. Benim istediğim biçimde giyinmek zorundasınız. Benim hukukumla amel etmek zorundasınız. Benim alfabemi kullanmak zorundasınız. Benim yasalarıma itaat etmek zorundasınız. Benim sözümün dışına çıkamazsınız diyordu.
İşte onu alemlerin Rabbinden, alemlerin Rabbini de ondan ayırmak için sihirbazlar böyle diyorlardı. Evet, sihirbazlar hemen iman ettiler. Çünkü bu sihirbazlar anladılar ki Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey farklıydı. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şey kendilerinin ortaya koyduğu şeyden farklıydı. Onun ortaya koyduğu şeyin sihirle ilgisi yoktu. Musa Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu şeyin kendilerininki ile uzak ve yakından hiçbir ilgisi, alakası yoktu. Zira bu adamlar öyle basit sihirbazlar da değildi. Mısır'ın en mahir sihirbazlarıydı ve sihirin alasını bilen insanlardı bunlar. Bu yüzden de Musa Aleyhisselam'ın ortaya attığı şeyin hak olduğunu, Allah'tan geldiğini hemen anlayıverdiler. Bir de bir başka anlayışa göre sihirbazların bu işi istemeyerek Firavun'un baskısıyla yapmak zorunda kaldıklarını da anlıyoruz. Zoraki Allah elçisinin karşısına çıkarılan bu insanların hak karşısında hemen iman ettiklerini görüyoruz. Bakın, buna Kur'an'ın başka bir yerinde bir işaret var. Bu hususu anlatırken Taha suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. قَالُوا لَمْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذ۪ي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ اِنَّمَا تَقْضِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. İman eden sihirbazlar Firavun'a dediler ki, ey Firavun, seni bize gelen apaçık mucizelere ve bizi yaratan Rabbimize üstün tutmayacağız. Seni Rabbimize tercih etmeyeceğiz. Ne hüküm vereceksen ver. Sen ancak bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz yanılmalarımızı, hatalarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın vereceği mükafat daha iyi ve daha devamlıdır dediler. Evet, bakın diyorlar ki, ey Firavun, bize zorla yaptırdığın bu sihri bağışlaması için biz Rabbimize iman ettik. Arkadaşlar, Firavunlar kendi sistemlerini koruyabilmek için böyle nice insanları kullanırlar. Nice insanlara onur kırıcı, istemedikleri şeyleri zorla, zorbayla yaptırırlar. Ben burada çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz Hazreti Musa onların karşısına onların metotlarıyla çıkmadı. Hazreti Musa onları onların metotlarıyla yenmedi. Yani sihir metoduyla onları yenmedi. Musa Aleyhisselam onların karşısına vahiy ile çıktı ve onları vahiy ile yendi. Onun için kendilerinden farklı bir hayatla, kendilerinden farklı bir inançla, kendilerinden farklı bir hayatla ve metotla karşılarına çıkan Musa Aleyhisselam'a onlar hemen iman ettiler. Eğer Musa Aleyhisselam onların karşısına onların metotlarıyla çıksaydı, yani sihir metoduyla onları yenseydi, o zaman çok rahat bizim metotlarımızla bizi yendi diyecekler, bizim metotlarımızı bizden daha iyi biliyor ki bizi yendi diyecekler, müthiş bir adam, zeki bir adam diyecekler, belki onu takdir edecekler ama asla Hazreti Musa Aleyhisselam'a iman etmeyeceklerdi. Çünkü sihir imanın konusu olan bir şey değildi. Evet, Hazreti Musa onların karşısına sihir metoduyla, onların geliştirdikleri metotlarla çıkmadı, vahiy ile onların karşısına çıktı da onlar bunun farkına varır varmaz hemen iman ettiler. Çünkü vahiy imanın konusuydu, sihir imanın konusu değildi. Öyleyse bizler de bugün
inanmayanların karşısına onların metotlarıyla çıkmayacağız. Onların hayatlarıyla onların karşısına çıkmayacağız. Vahiy ile, Kur'an ve sünnetle onların karşısına çıkacağız ki, kendilerinden farklı bir anlayış, kendilerininkinden farklı bir inanış ve yaşayış gördükleri andan itibaren onlar da iman edecekler ve kendi hayatlarını değiştirecekler. Bir de burada yine önemli gördüğüm bir konuya dikkatinizi çekeyim. O günkü sihirbazların imkanları kıttı. Dar imkanlarıyla ortaya koydukları sihirleriyle sadece bir meydanda kendilerini seyreden insanları sihirleme imkanına sahiptiler. Yani çok uzaktaki kendilerini görmeyen insanları sihirleme imkanlarına sahip değillerdi. Yani ellerinde TV'leri de, gazeteleri de, dergileri de, videoları da yoktu. Çok uzaklara uzanma, uzaktakileri etkileme güçleri yoktu. Ama günümüzde teknik gelişmeler oldu. Günümüz sihirbazları teknik yönden öylesine güçlendiler, öylesine büyük imkanlara sahip oldular ki sadece meydanlarda, sadece salonlarda kendilerini görenleri değil, ellerindeki imkanlarla çok uzaktaki insanları bile sihirleme, etkileri altına alma gücüne sahiptirler. Mesela Washington'dan, Pekin'den, Paris'ten basıyorlar düğmeye ve oturdukları yerden dünyanın en uzak bölgesindeki insanları bile sihirleme imkanına sahip olabiliyorlar. Yani bugünkü sihirbazlar dünkü sihirbazlardan çok daha güçlü, çok daha etkilidir. Öyleyse dün dar imkanlarla çalışan ama buna rağmen yine de meydanda kendilerini seyreden insanları korkudan dehşete düşüren, o sihirbazlar karşısında insanlar nasıl korkmuşlardı? Hazreti Musa bu sihirler tarafından yutulmamak için nasıl Allah'ın vahyine sarılmıştı? Öyleyse biz de bugün o dönemin 100 katıyla korkmak ve yine 100 katıyla Kur'an'a sarılmak, vahye sığınmak zorundayız. Değilse eğer günümüz sihirleri ve sihirbazları karşısında Allah'ın kitabına sığınmaz, Allah'ın kitabına tutunmazsak, kesinlikle bilelim ki bizler sihirler tarafından, sihirbazlar tarafından etkilenmekten ve yutulmaktan asla kurtulamayacağız demektir. Vahyi tanımayan, vahye sarılıp onunla hareket etmeyen bir adamın bu sihirbaz medya karşısında, bu sihirbaz TV'ler karşısında, bu sihirbaz toplum karşısında dayanması, yutulmaması bugün neredeyse imkansız hale gelmiştir. Ama eğer bizler vahyi tanırsak, hadiselere vahyin perspektifinden bakabilirsek, vahyin kontrolüne girebilirsek, Hazreti Musa Aleyhisselam gibi tüm dünyanın bize yapabileceği bir şey yoktur. Evet, gördünüz mü? Bir saat öncesine kadar Firavun'un hizmetinde çalışan, Allah davası karşısında Firavunları destekleyen, Firavunlar sistemini koruma adına Allah elçisiyle savaşa tutuşan bu insanlar, yıllar yılı hakkı bilmedikleri için batılların kulu kölesi olmuş bu insanlar, hakkı tanır tanımaz bir anda hemen iman ediverdiler. Öyleyse unutmayalım ki şu anda hakkı tanıyamadıkları için, Allah yasalarını, Allah ayetlerini bilmedikleri için batıllar adına, firavunlar adına, küfür ve şirk sistemlerinin galibiyeti adına farkında olmadan Rabbi ile, Rabbinin ayetleriyle, Rabbinin elçisinin yoluyla mücadele veren yığınlarla insan vardır. Unutmayalım ki bu garibanların pek çoğu hakkı bilmedikleri için, hakkı tanımadıkları için, kitaplarından habersiz oldukları için bunu yapabilmektedirler. Eğer bunların karşısına açık ve net bir biçimde kitabı koyabilirsek,
İslam'ı onlara götürebilirsek, tıpkı bu sihirbazlar gibi bir saat önce kendisine kulluk ettikleri Firavun'u reddedip, kendilerini yaratan, kendilerini rızıklandıran gerçek Rablerine kulluğa dönüverecek pek çok insan vardır onların içinde. Önemli olan bu insanlara İslam'ı götürebilmek, önemli olan bu insanlar karşısında Musa rolünü oynayabilmektir. Evet, hakla tanışan, imanla, hidayetle tanışan bu insanlar hemen iman ediverdiler, hemen secdeye kapanıverdiler. Bundan sonra artık zalim despotların işkenceleri gündeme gelecekti. Rablerine kulluk adına kendilerine kulluktan vazgeçenlere, Rablerinin emirlerini dinlemek adına kendilerinin sözünü dinlememeye karar veren müminlere karşı zalimlerin işleyen zulüm mekanizmaları gündeme gelecekti. Tarihin her devrinde bu böyle olmuştu. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz zalim ve despot Firavun'un o müminlere karşı tehditlerini, işkencelerini anlatmaya başlayacak. Ama vaktimiz doldu. İnşallah bu hafta da burada kalalım. Önümüzdeki hafta surenin geri kalan bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.